Ne var ne yok? Bugün görüşemedik sizinle. Allah razı olsun sizden de. Ellerinizden öpüyoruz biz de sizi. Ben de çok memnun oluyorum. Dua edeyim. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Sağlık evin nasıl? Elhamdülillah. Sizi sormalısın. Çok şükür. Hamdolsun. Duacınız Mehmet'in mi? Afiyet olsun. Ben de duacıyım. Hepiniz. Tamam. Bir emir olursa her zaman başım gözüm üstüne. Ya. Işık yarısı. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyi. Mehmet amca. Siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Duacıyım sizlere. Ben de elinizden öpüyorum. Mehmet amca. Siz efendim bir isteğiniz mi var işte? Sağ ol, Allah razı olsun. Yok, bir istek de yok. Ben de sizin ellerinizden öpüyorum. Sağ olun, gözlerinizden öperim. Allah razı olsun. Ne diyeyim de biliyorsun, bizi arıyorsun diye. Her ne gibi bir ihtiyacın olduğunda, tamam mı? Olur mu? Cihaza başlıyorum. İsteklerimi söylüyorum. İsteklerimi getiriyorlar. Allah razı olsun. Belediye yemeğim geliyor. Belediyeciler geliyor. Bana bakıyorlar. Yürü gidiyorlar. Allah razı olsun. Burası bizim YADES projesi kapsamında hizmet vermeye başladığımız manevi evlat projemizin bir ayağı çağrı merkezimiz. Çağrı merkezimiz 7/24 yaşlarımıza hizmet vermekte. Şu anda Elbistan ilçemiz dahil 375 yaşlımıza akıllı otomasyon sistemleri kurulmuş ve anlık onlardan bilgiler alıp bilgileri değerlendirmekteyiz yaşlarımızla alakalı. Evlerine kurduğumuz bu akıllı otomasyonlar haricinde sensörlerimiz var. Sensörlerimiz yaşlılarımızın duman zehirlenmesi, gaz zehirlenmesi, yangın olaylarında anlık bizim çağrı merkezimize bildirim düşmekte ve biz de bu sayede anlık müdahaleler, hızlı müdahaleler gerçekleştirebilmekteyiz yaşlılarımıza. Yine yaşlılarımıza bu akıllı otomasyon sistemlerine bağlı evlerinde tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştirdikleri cihazlarımız var. Cihazlarımız da anlık bize tansiyon ve şeker ölçümlerini bildirmekte yaşlılarımızın. Akıllı bileklikleri var. Bilekliklerine taktığımız akıllı bileklikler sayesinde anlık nabız ölçümleri cihazla çağrı merkezimize düşüyor. Düzenli nabızlarını kontrol etme imkanı sağlıyor bu şekilde bize. Panik butonumuz var. Panik butonumuz da küçük bir şekilde boyunlarına asabiliyorlar ya da ceplerinde taşıyabiliyorlar. Bir anlık bir düşme olayı olduğu zaman ya da cihaza yetişemeyeceği bir durum olduğu zaman direkt çağrı butonuna, acil butona bastığı zaman da biz hemen yanlarında olabiliyoruz yaşlılarımızın. Düzenli olarak sıcak yemek hizmetimiz gitmekte. Ev temizlik hizmetleri yine personelimiz tarafından gerçekleştirilmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör önderliğinde gerçekleştiriyoruz bu çalışmaları. Başkanımız yaşlılık konusunda çok hassas ve çok duyarlı. Yaşlılarımızdan gelen talepleri hiçbir şekilde reddetmeyeceğiz. Bunları en güzel biçimde değerlendirip taleplerini yerine getireceğiz. Fazla teyze. Buyurun. Ha, öğlen yemeğin. Teşekkür ederim. Buyurun abi, şu yemeğin. Eyvallah. Ne yapıyorsun bunu? Bunu yanıma alayım. Öyle bir şey olduğu anda düğmeye basayım. Akşam yatarken. Evet. Ne yapacağız? Yemeğimiz geliyor şükür. Geliyorlar halımızı, hatırımızı soruyorlar. Taksonumuzu ölçüyorlar. Cihazlarda da gerek oldukça arıyorduk. Alo. Efendim. Sen teyzeciğim nasılsın? İyiyim hamdolsun. Sizlerin sesini duyunca daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Sağlığın sıhhatini iyi inşallah. Çok şükür. Bugünümüz aratmaz. Çok şükür teyzem. Nasıl sıcak yemeğin geldi mi bugün? Memnun musun yemeğinizden? Tabii. Her şey zamanında geliyor. Çok şükür. Çok şükür teyzem. Temizlik için de gelen personel arkadaşlarımız değil mi? Evet. Herhangi bir sıkıntı.